Arkadaşlarım merhabalar. Hepinize iyi pazarlar. E-kurs ekranlarında benimle devam ediyorsunuz. Sinan Hoca ile ALES derslerine. Mutlak değerde kalmıştık. Geçen dersimizi biraz erken bitirdik. Basit eşitsizlikten sonra mutlak değere geçmedik. Hem işlerimizden dolayı erken bitirdik hem de mutlak değer konusunu çok parçalamak istemedim arkadaşlar. Sayı 2 konusunda da fazlasıyla karşımıza soru olarak gelir mutlak değer. Çok zor bir konu değildir. Öncelikle kimler burada? Hemen bir bakalım. Bana şöyle bir yazın. Yine tüm ekip buradasınızdır inşallah diye düşünüyorum. Bir tık daha büyütsem ne olur? Çok büyük olur. Heh. Şöyle evet. Kimler var burada? Tayfun Hocam merhaba. Nisa Hocam, Nurdan Hocam. Hepinize merhabalar tekrardan. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Önce bir ben bir şeyler anlatayım. Birçok hani konu girişinde yaptığımız gibi arkadaşlar. Emin Hocam hoş geldiniz. Adaşım Sinan Hocam burada. Keyifler nasıl? Onu da soralım ve biraz da tarif edelim. Çok kalmadı. Mutlak değer üstü ifade köklü ve çarpanları ayırmayla birlikte arkadaşlar. Bir dört konumuz kaldı. Muhtemelen haftaya bugün toparlamış oluruz bu dört konuyu diye düşünüyorum. Bir sonraki haftaya yani bugün ayın kaçı? 14'ü. 21'ini toparlarsak 29'una problemlere başlamış oluyoruz. Yani tahmin ettiğimiz gibi bayramdan önce başlamış oluyoruz arkadaşlar. 29'un olduğu hafta tabii perşembe ve pazar şekliyle. Hatta bayrama gitmeden bir iki problem çeşitini özellikle sayı kesiri bitirmiş olmam. Şöyle bir bayramda tekrar yapmanıza sonrasında da zaten çok hızlı geçecek arkadaşlar. Çok hızlı derken yani hep birbirine benzeyen şeyleri çözeceğiz ama yolu yarıladık gibi diyebilirim size. Peki mutlak değer konusu ne vardır bu konuda? Ne vardır bu konuda? Hemen şöyle bir anlatayım isterseniz size. Aslında sıkıntılı bir konu değildir ama 6. sınıfta dersimize gelmiş olan adam bu konuyu biraz zor hale getirdi bizim için. Çünkü bu adam sanki hiç bilinmeyenler çıkmayacakmış gibi karşımıza şöyle yaptı. Dedi ki mutlak değer denilen şey bir sayının sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığıdır dedi. Yani ne demektir arkadaşlar sıfıra olan uzaklığı? Ne demektir sıfıra olan uzaklığı? Şimdi artı 3'ün de sıfır olan uzaklığı 3 birimdir. Eksi 3'ün de sıfır olan uzaklığı ne olacaktır? 3 birim olacaktır. Zaten negatif uzaklık belirtmek diye bir şey yok. O zaman artı 3'ü de dışarıya artı 3 diye aldı. Eksi 3'ü de dışarıya artı 3 diye aldı ve sınavında yani 6. sınıftan bahsediyorum. Bunları şey diye sordular bize hani mutlak içerisinde eksi 28 artı mutlak içerisinde eksi 42 gibi ifadeler sordular. O da çok zor olmadı. Ama şunu bilmek lazım. Dersi sadece görüntü izleyebiliyorum. Pazar günü ne dersi var Tayfun Hocam? Bir de yazın bize. Bize şunu sordular. Demin söylediğim gibi sabit sayıları sordular. Bilinmeyenler olduğu zaman hikayenin nasıl gerçekleşeceğini açıklamak gerekiyor arkadaşlar. Bilinmeyenlerde ne yapıyoruz? Aslında mantık şudur. Mutlak değerli ifadenin içerisine bakıyorsunuz. Artı mıdır eksi midir diye bakıyorsunuz. İçerideki ifade artıysa siz bu ifadeyi dışarıya hiçbir şey yapmadan çıkarıyorsunuz. Direkt çıkarıyorsunuz yani. İçerideki ifade eksi ise, buradaki gibi eksi 3 gibi bir ifade ise, önce eksi 3 diye çıkarıyorsunuz. Yani önce olduğu gibi çıkarıyorsunuz dışarıya. Sonra önüne ne atıyorsunuz arkadaşlar? Eksi atıyorsunuz. Ha, buradaki sabit sayı olduğu için bilinmeyen olsaydı yapamazdınız bunu. Buradaki sabit sayı olduğu için bu iki eksinin yan yana gelmesi artıya götürecek bizi ve dışarıya ne diye çıkacaktır arkadaşlar? Artı 3 diye çıkacak. Ama buradaki sayı bilinmeyen olaydı. Nasıl bilinmeyen olaydı? Yani buradaki sayı A olsaydı mesela
mutlak A diye çıkardı dışarıya. Buradaki sayı A olsaydı arkadaşlar, burası A'ydı ya, hani şurası A'ydı ya, o zaman A ve eksi diye çıkardı. Eksi A diye okunsa bile bu ifade nedir arkadaşlarım? Artıdır. Şimdi burada birebir olsaydınız dersin daha ilk başında şunu soracaktım ve bazen düşürdüğüm arkadaşlar oluyor. Mutlak x dışarıya nasıl çıkar diye soruyorum. Mutlak x dışarıya nasıl çıkar diye soruyorum. Bazen bazı arkadaşlarımdan şu yanıtları duyuyorum. Hocam x diye dışarıya çıkar ya da hocam eksi x diye dışarıya çıkar şeklinde yanıtlar duyuyorum arkadaşlar. Mutlak x'in dışarıya çıkmasıyla olan ilgili hikayemiz şudur. Siz bu x'in pozitif sayımı, negatif sayımı belirttiğini, ne belirttiğini bilmediğiniz için bu x'in dışarıya çıkışı ne olacaktır arkadaşlar? Soru işareti şekliyle olacaktır. Yani x'in içeriğini bilmezseniz dışarıya çıkaramazsınız. Zaten sorularıma geçtiğim zaman da şunu göreceksiniz hocalarım. Neyi göreceksiniz? Yukarıda ben a'nın x'in ne olduğunu vereceğim. Ya da ne olduğunu vermesem de, ne olduğunu vermesem de bulmanıza yardımcı öğeler vereceğim. Siz olaylardan faydalanacaksınız ve olayı bulacaksınız. Hadi gelin bir bakalım, sorularımızdan önce şu alıştırmamızı bir yapıyoruz arkadaşlar. Bizim mutlak değer konusunun belki sorularının yarısını oluşturan kısım mutlak değerden dışarıya alma kısmı arkadaşlar. X sıfırdan büyük ise mutlak x ve mutlak eksi x dışarıya nasıl çıkar? Çok bu mavi tarafta hata yapılmaz, yeşil tarafta hata yapıldığı oluyor, dikkat ediyorsunuz. X sıfırdan küçük ise mutlak x ve mutlak eksi x dışarıya nasıl çıkar? Bunları paylaşalım. Yapacağım hikaye hep aynıdır aslında. Geleceğim şu içerideki ifadenin yukarıdaki şarta göre ne belirttiğine bakacağım. X diyorsa, yukarıdaki şarta göre artıysa, artı olan ifadeleri aynen dışarıya alacağım yani x diye. Yukarıdaki şarta göre, yukarıdaki şartım şu, x'in pozitif olması. Yukarıdaki şarta göre böyle pozitif bir ifadeyi eksiyle çarparsam ne belirtiyordur arkadaşlar şu an? Eksi. Peki o eksi ifadeyi dışarıya nasıl alırım? Önce aynen alırım dışarıya. Sonra artılaşsın diye neyle çarparım arkadaşlar? Artılaşsın diye, aynen alamamışız dışarıya, çok pardon. Önce aynen alırım dışarıya, eksi x'i, eksi x diye alırım dışarıya. Sonra artılaşsın diye ne ile çarparım arkadaşlar? Eksi ile çarparım. Ha, toparladığınız zaman karşınızdaki ifade eksi eksi x'tir. Yani ne olacaktır arkadaşlar? Artı x olacaktır ama toparlamaya gerek yok. Bu şekilde kalacak sorularda. İşlem yaparken toparlayacaksınız. Gerçekten de soru çözerken toparlayacaksınız. Şimdi çok sessiz kaldınız. Şu yeşil tarafı sizden istiyorum. Yani x sıfırdan küçük ise mutlak değer içerisindeki x ve mutlak değer içerisindeki eksi x'lerin dışarıya nasıl çıkacağını sizden bekliyorum arkadaşlar. Hadi söyleyin bana. X sıfırdan küçük olduğu durumda, x'in sıfırdan küçük olduğu durumda mutlak x ve mutlak eksi x dışarıya nasıl çıkar diye soruyorum. Dışarıya nasıl çıkar? Geleceğiz. Yukarıdaki şarta göre x sıfırdan küçüktü. O zaman bu şarta göre içeriğiyle ilgili ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Eksi. Eksi olan bu ifadeye, yaptığımız hikaye aynıdır, Aynen çıkarıp önüne ne atıyoruz? Eksi x atıyoruz. Emin hocamın ya da Tayfun hocamın ya da Yaşar hocamın dediği gibi. Güzel. Görüntüsüne aldanmıyorsunuz arkadaşlar. Hani sorularda da aldanmamanızı söyleyeceğim. Çünkü bazen sorularda şunu iddia eden var. Nisa hocam, altındaki de eksi x olarak çıkacaktır. Hemen döneceğim. Sorularda şunu iddia eden arkadaşlarım var bana. Neyi iddia eden arkadaşlarım var? Şu ifadeye iyi bakın. Hani okunuşunda bir eksi x lafı geçiyor ya, okunuşunda bir eksi x lafı geçtiği için hocam negatif aldın dışarıya. Hayır, negatif almadım. X zaten eksiydi. X zaten negatifti. Ben bunu negatifle çarparak, eksiyle çarparak nereye götürmüş oldum? Pozitife. Alttaki ifade içinde konuşalım. Kimdi? Nisa hocam. X sıfırdan küçük, içeride yazan ifade eksi x. Sıfırdan küçük bir ifadeydi.
eksiyle çarparsam ne olarak ne oluştu daha doğrusu? Ne oldu? Artı oldu. Artı ifadelere davranışım aynı şekilde olacaktır. Yani nasıl olacaktır? Artı olan bu ifadeyi dışarıya aynen çıkaracağım. Bir kere daha söyleyeyim. Okunuşunda eksi x diye okuyoruz belki ama okunuşu eksi x şekliyle ama efendime söyleyeyim. Kendisi nedir arkadaşlar? Artıdır. Tanya hocam diye bir arkadaşımı da gördüm. Siz de hiç yanıt vermiyordunuz. Demek ki mutlak değer konusu. Ya da yeni mi katıldınız Tanya hocam? O zaman sorularla başlayalım. Sorularla başlayalım. Şunu belirterek sorularla başlayalım. Tabii ki de çözmeye çalışıyorsunuzdur hemen. Çözmeye çalışıyorsunuzdur hemen ama. Mutlak değer konusu benim soru yazmayı en sevmediğim konudur arkadaşlar. Niye sevmiyorum? Çünkü bu şekilde tasarlanmış bir sorunun mutlaka doğru yanıtını yazıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki insanlar şurada eksi hatası yapsa ne bulur onu yazıyorsunuz. İnsanlar burada eksi hatası yapsa ne bulur onu yazıyorsunuz. Sonra bunu mutlaktan çıkarırken mavi varlık içerisindeki ifadeyi mutlaktan çıkarırken yine negatifi dağıtma hatası yaparsa ne bulur onları yazıyorsunuz. Dolayısıyla çok sağlıklı hani çok uzun sürüyor arkadaşlar çok hızlı hızlı sağlıklı bir şekilde soru yazamıyoruz. O yüzden söylemeye çalıştığım şey şu, yapacağınız yanlışı mutlaka şıklarda göreceksiniz. D cevabını aldım, yani eksi 2B cevabını aldım. Başka hocalarım da katılır mı ya da farklı cevap olan var mı, bulan var mı? Hoş geldiniz Tanya hocam bu arada. Kursumuza. Güzel. Görüyorsunuz öğrencilerimiz öyle hata yapmıyorlar. Çok başarılı, çalışkan öğrencilerimiz var bizim. Yukarıdaki şarta göre mutlak değerlerin içleri ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendireceğiz. Hadi buyurun bir beraber değerlendirelim. AG hocam da buradaymış. Hoş geldin hocam. Peki mutlak değer içerisinde A yazıyor. Verilen ifade yukarıdaki şarta göre nedir? Eksidir. Mutlak değer içerisinde B yazıyor. Verilen ifade yukarıdaki şarta göre artıdır. He? Mutlak değer içerisinde A eksi B yazıyor. Parantez içerisinde şunu belirteyim mi? Ben hocam daha basit çözüyorum diyen vardır aranızda. Nasıl çözüyorsun diye sorduğumda A'ya eksi 1 veriyorum, B'ye 2 veriyorum ya da tam tersi. A'ya eksi 2 veriyorum, B'ye 1 veriyorum. Yerlerine koyuyorum, çıkarıyorum dışarıya. Sonra şıklarda da A ve B yerine verdiğim değerleri yazarak doğru yanıta gitmeye çalışıyorum. Evet bir çözüm yoludur ama 10 sorunun ikisini üçünü çözdürür arkadaşlar. Asıl çözüm yolu biz de çok zor bir şey yapmıyoruz. A eksi B diyorsa pardon değer vermeden de şunu görebilirsiniz. A eksi B dediği ifade küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığım için burası ne olacaktır arkadaşlar eksi. Bakın yaptığım ifade şudur. Mutlak değer içerisindeki negatif bir ifadeyi önce aynen çıkardım sonra eksiyle çarptım. Mutlak değer içerisinde B yazıyorsa yani pozitif bir şey yazıyorsa aynen çıkardım ve elimi bir daha sürmedim. İşlemin işaretlerini de sona bıraktım. Mutlak değer içerisinde A eksi B yazıyordu. Bir küçük püf noktasına bak. Parantez içerisinde çıkardım. İki terimli olduğu için. Ne yaptım arkadaşlar sonra? Negatif olduğu için eksiyle çarptım. En son işlemin işaretlerini yazdık ve toparladık. Eksi A, eksi B. İki tane eksinin yan yana gelmesi artı. Artı ile açacak olursam artı A, eksi B yapar. Yani söylediğiniz gibi tebrik ediyorum. Hiç yanılan olmadı ama biraz basit bir soru. Bir de sınav heyecanı da yok. Onu da söyleyelim. Mutlak değer konusuyla ilgili bir soru çözerken dikkat edin. Özellikle bunu denemelerde ve sınavlarda dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. O zaman şu ikinci sorumuza bir bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam KPSS'den aldığımız bir sorudur arkadaşlar. Yani ÖSYM sorularından birisidir. Ha, diğeri de ÖSYM sorusudur. Çok fazla soru olduğu için aklımızda kalmıyor ama bu böyle yılıyla falan hatırladığımız sorulardan birisi. Ne der sorusunda? X sıfırdan küçük olmak üzere mutlak x eksi mutlak eksi x eksi mutlak 4x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu konunun sorularını çözerken özellikle mutlaktan çıkarma sorularını çözerken biraz bekleyeceğim. Bakalım hataya düşen var mı? Hataya düşenin üzerine yükleneceğiz ki bir daha o